Keşke bunu şu an yaşayabiliyor olsanız. İnanamıyorum, yüzüm sanki 3 kat daha yukarıya kalktı gibi hissediyorum dedi. Yer çekimine karşı koymak için tabii hedefimiz ne? Her şeyi yukarıya doğru kaldırmak. Cildinizi sıkılaştırmak ve yaşlanmaya karşı önlem almak istiyorsanız. O zaman daha fazla konuşmadan hemen giriyorum. Dolu sohbetlere hoş geldiniz. Bu hafta kendi özel ilgi alanım olan bir şeyden bahsediyor olacağız. Yüz egzersizleri. Ben bir süredir kendim bunu deneyimliyorum açıkçası. Farklı yöntemleri keşfetmek için internet üzerinden çokça araştırmalar yaptım. Ve en çok kendi eğlendiğim şekilde yeni yeni egzersiz serileri oluşturmaya başladım. Çok keyif alıyorum. Birçok kişinin yaptığını duymaya başladım. Arkadaşlarım yapıyor ve çok güzel sonuçlar alıyorlar. Bugün sizlerle aslında en temel hareketleri paylaşmak istiyorum. Farkındaysanız ormanlık bir alandayız. En önemli yapmamız gereken şey cildimizi temizlemek. O yüzden ben de çok güzel bir tane asla adını söyleyemediğim çok güzel bir cilt temizleme losyonu var. Kesinlikle parfüm, paraben vesaire o sevmediğimiz hiçbir şeyi içermiyor. Önce küçük bir bezelye boyutunda aldım. Yüzümü güzelce temizliyorum. Bu arada ellerimi yıkamıştım. Hiçbir yere de dokunmadım. Çok güzel bir ürün keşfettim, yeni. Mersin suyu. Bu arada şehir Mersin değil tabii ki de. Bu bir tür bitki. Bu cildimizi temizledikten sonra aslında ikinci bir kat temizlik ve ferahlık vermek için gözlerimi kapayıp hafifçe böyle sıkıyorum. Keşke bunu şu an yaşayabiliyor olsanız. İnanılmaz. Gerçekten çok güzel bir ferahlık veriyor. Mutlaka öneriyorum. Yüz egzersizi hareketlerimize başlarken önce cildimizi temizledik, sonra ferahlattık. Ne dedik? Kaygan bir cilt ile çalışmayı tercih ediyoruz. O yüzden cildinizi sıkılaştırmak istiyorsanız ve yaşlanmaya karşı önlem almak istiyorsanız bir tane çok güzel konsantre kullanacağım bugün. Bu ürünü şöyle deneme bir hikayem de var aslında. Bir akşam yakın bir arkadaşım bana ziyarete gelmişti. Evdeyken ya dedim inanılmaz ürünler geldi denesek mi? Ve ona yüz egzersizi yaptırdım. İkimiz de aynı anda bunu kullandık ve bittiği zaman hani tepkisi böyleydi. İnanamıyorum, yüzüm sanki 3 kat daha yukarıya kalktı gibi hissediyorum dedi. Gerçekten de çok enteresandı. Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum. Şimdi ben bugün uygularken bunu kullanacağım. Bir de eğer serum kullanmak istemiyorsanız jojoba yağı da kullanabilirsiniz. Cildin sebumuna çok benzer bir yapısı var. Düzenli kullanırsanız gözenekleri temizlemekte bile faydası olabiliyor. Tüm cilt tipleri için de uygun bir yağ. Yani aslında mucizevi bir yağ. Neyse gene çok konuştum, susuyorum. Serumumdan 3-4 damla almam yeterli. Ben önce elimde iyice ısıtıyorum. Serumları genelde aktive etmek için böyle der güzellik uzmanları. Çok hafif bir şekilde suratıma ve boynuma küçük dokunuşlarla yerleştiriyorum. Şimdi temel hareketlerimizden en önemlisi lenf drenaj dediğimiz bir şey. O da boynumuzdan başlayarak buralara indirdiğimiz toksinlerimizi atmak için muhteşem bir yol. Boynumuzun üst bölgesinden başlayarak kemiklerimize kadar, buradaki kemiklerimize kadar indiriyoruz. Bu tamamen kendi vücudunuzun kaç defa yapmanızı isteyeceğini o size söyler ama bence bir 5 defa yapın. Sonra yine bu kemiklerimiz tam tıkanma bölgesi olduğu için biz onları açmak için şöyle hafif iki parmağımızın arasında orayı biraz ovuyoruz. İki parmak. Diğer tarafa da uygulayalım. Yine 5 defa yapmanız bunun için yeterli. Şimdi biraz oraya baskı uyguladık. Orada kan akışımız hızlanmaya başladı. Birazcık böyle yumuşatıyoruz rahatlatmak için. En önemli yer aslında hep biliriz estetik yaptıranlardan hep kulağın arkasına gelirler ya. O yüzden de biz hep kulağımızı da rahatlatmak istiyoruz. Kulak kenarlarımızı güzelce masaj yapıyoruz oralara açmak için. Çünkü toksin akışını aslında hep boynumuzdan aşağıya çekeceğiz. Böyle rahatlattık. Şu anda yaptığımız şey gerçekten cildimizi egzersize hazırladık. Yer çekimine karşı koymak için tabii hedefimiz ne? Her şeyi yukarıya doğru kaldırmak. O yüzden hemen boyun bölgemizden başlayalım. Çapraz gelecek şekilde yukarıya doğru güzel bir masajla başlıyoruz. Sonra yanaklara doğru. Çok hafif uyguladığımız bir şey bu. Sanki kreminizi güzelce yedirmek istiyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Böylece bütün suratımızdaki kan dolaşımını arttırdık. Hazırsanız spora başlıyoruz. Şimdi biraz boynumuza vurarak hareketlendiriyoruz. Sonra iki parmakla yanaklarımızı. Burada güzel bir baskı uygulayabilirsiniz. Tabii ki de canınızı acıtmayın. Kaslarımızı çalıştırıyoruz şu anda. İki tarafı peş peşe yapmanızı öneriyorum. Ben öyle tercih ediyorum ya da öyle söyleyeyim. Bu tarafa geçtik. Bu yanakları yaptık. Çekin, 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 çekin. Bunun için dakika koyabilirsiniz. Bunun da adet vermiyorum. 30 saniye yapsanız çok güzel. Daha da uzatabilirsiniz. Sonra
Cildimiz şu anda bayağı hareketli, ısındı. Her türlü kontür ve şekillendirme işlemi için olan hareketlerimize geçiyoruz. Mesela gıdıyla ilgili sıkıntımız varsa ve çene bölgemizdeki kontür güzelleştirmek istiyorsak şöyle yapıyoruz. Baş parmağımızı hemen çenemizin altında, hani şu hareket ettirebildiğimiz bölge var ya, oraya yerleştiriyoruz. İşaret parmağımızla çengel gibi yapıyoruz. Sağ taraf sabit kaldı. Sol tarafı güzelce kulak arkasına gelecek şekilde kaydırarak burayı iyice belirginleştiriyoruz. Ben biraz daha basınç uygulayarak yapmayı seviyorum bu hareketi. Çünkü hedefim şekillendirmek. Buradaki önemli olan başka kırışıklıklara sebebiyet vermemek için kulağa kadar taşımamız gerekiyor. Aynısını diğer tarafa da yapalım. İyice çene bölgemizi çalıştırdıktan sonra yanaklarımızı, elmacık kemiklerimizi birazcık daha belirginleştirmek için çok tatlı bir hareketimiz var. Ellerimizi yumruk yapıyoruz. Çenemizden koyup yukarıya doğru taşıyoruz. Acısın. Orada acımasını hissedeceksiniz. Bunu 5 tekrar güzelce yukarı taşıyın. Sonra 5.sinde kalın ve her iki yana sallanmaya başlayın. Sanki burada yukarı çektiğimiz elmacık kemiklerimizin oradaki kaslarımızı yerleştirmeye çalışıyoruz. Daha çok belirgin olması için. Bunu yaptıktan sonra herhangi bir gerginlik olmaması için kenarlara çekiyoruz ve boyundan aşağıya gereksiz toksinlerimizi atıyoruz. Mesela başka genelde merak edilen bir hareket daha var. İki kaşımızın arasındaki o çatma şeyimiz vardır ya böyle. Yani bende de var. Ama bunun yer etmesini istemiyoruz. Onun için de ne yapıyoruz? Avuç içlerimizi kullanarak da onları yukarıya doğru çekiyoruz ve tüm orta parmağımızdan başlayıp avcumuzun içini kullanarak alnımızın en tepesine kadar taşıyoruz. Ve bunu çapraz hareketlerle yapıyoruz. Bunda da 10 tekrar diyebilirim. Yeterli olacaktır. Şimdi madem yukarı bölgeye doğru çalışmaya başladık, kaşlarımızı kaldırmak ister miyiz? Serçe parmağımızla kaşımızı hafifçe yukarı kaldırdık. İşaret parmağımızla da onu yukarı itiyor gibi çiziyoruz. Bunda da 5'er tekrar yapmak çok kısa zamanda çok güzel sonuçlar getirecek. Çünkü şöyle bir şey var, siz şu anda kaslarınıza yeni hareketler, yeni şekiller öğretiyorsunuz ve kas hafızası dediğimiz bir şey, bir hareketi iyice öğrendikten sonra araya zaman girse de sonra tekrar yaptığınızda bunu hatırlayacaktır. Şu an gerçekten kaşlarımın dikleştiğini hissediyorum. Yine biraz ara ara kenarlara doğru çekiyoruz. Ve bir tane de son güzel bir hareket olarak size genel lifting gösteriyorum. Ellerimizi kocaman açtık. Baş parmağımızı çenemizin altına yerleştirdik. Sanki birisine o diye seslenecekmiş gibi. Bütün. Yukarıya doğru çekiyoruz. Toksinleri aşağıya atıyoruz. Tekrar yapalım. Çok güzel çektik. Çektik. Sonra da toksinlerimizi atıyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Kendiniz bunu denerken unutmayın, aynanın karşısında yapın. Başka kırışıklıklara sebebiyet vermemek için hep yavaş hareketlerle, temkinli hareketlerle başlamanızı öneririm. Herhangi bir sorunuz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Elimden geldiğince hızlı cevaplamak isterim. Çok teşekkür ederim.